Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. LGS Türkçe soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zor bir konu şimdi, zor bir konu mu hocam? Atasözü ve deyimler aslında bize çok zormuş gibi gelen bir konu ama basit teknikleri var. Onları bildikten sonra herhangi bir zorlayıcıyla da uğraşmayacağız. Şimdi bu boşluklara aşağıdaki atasözlerinden hangisi getirilebilir diyor. Ne yapıyordum? Önce her zaman soru kökümü okuyordum. Bakalım yukarıda bana neyden bahsediyor. Atasözlerinde farklı zamanlar ve durumlara göre söylenmesinden dolayı karşıt ifadeler. Karşıt, zıt anlama evet. gelecek. Zıt durumları bildirecek. Görmek mümkündür. Bir atasözümüz düşenin dostu olmaz derken bir diğeri dost kara günde belli olur der. Bir diğeri nokta nokta derken nokta nokta der diye bana ne yapmış? Soru da vermiş. Yani bana zıt anlama gelecek iki atasözü bulmamı istiyor. Yani zıtlarda. İkisi de atasözü ama birinde ata var Anya'ya, birinde Konya'ya aynen gitmiş. Öyle. Çok farklı anlamlar var. Tamam. Aynen öyle. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Burada güzel konuşma, güzel hı-hı. sözün öneminden bahsediyor. Ava giden avlanır. Burada hazırlıksız yakalanma gibi bir durumdan bahsediyor. Manası yok yani arada. Körle yatan şaşı kalkar. Burada etkilenmeden bahsediyor. Hı-hı. Akıl akıldan üstündür derken yine birbiriyle alakalı iki zıt durumdan bahsetmiyor. Hı-hı. Damlaya damlaya göl olur. Bana diyor ki burada biriktir. Birikim yap, biriktir. Taşıma suyla değirmen dönmez de yani az az biriktirsen de senden bir şey olmaz. Bir şey elde edemezsin diyor. Birbirinin zıttı olan iki durumdan bahsediyorum. Ava giden avlanır yine yukarıda konuşmuştuk. Hı-hı. Fazla maz göz çıkarmaz derken de alakası yok. Cevap Ceyhan olmuş C oldu. C şıkkında atalarımıza şeye düşmüşler arkadaşlar. Geçmiş yıllarda hangisi doğru karar verememişler. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte verilmemiştir diye soruyor bana. Emine Hanım işin başına geçti. Şirketi o yönetiyor. Dizginleri ele aldı. Dizginleri ele almak işin başına geçip bir şeyi yönetmek anlamına gelir açıklamasıyla verilmiş. Hı hı. Bu olay sana ders olsun. Bir daha aynı hatayı yapmazsın. Ders olsun bir deyim. Fakat burada aynı hatayı yapmazsın değil de öğüt olsun, öğüt al gibi bir anlamda kullanmış olsaydı açıklama olarak kabul edebilirdim ben bunu. Ama burada ne yapmış? Devamında cümleyi pekiştirecek bir cümle daha kurmuş. Her şeyi kendin yapmalısın. Bundan sonra iş başa düştü. İşin başa düşmesi kendisini yapması gerektiği anlamına gelir. Açıklama olarak kabul edilir. Annesi cimriliğiyle tanınır, eli sıkılığıyla tanınır. Eli sıkı, cimri demek kabul ettim. Ama B şıkkındaki ne yapamam? Kabul edemem. Okuyayım mı hocam? Tabii ki. Bu parçadaki altı çizili söz yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamında bir değişme olmaz. Çoklu zeka teorisinde yer alan zeka türlerinden biri de kendini tanıma zekasıdır. Duygusal zekası yüksek olan kişiler aynı zamanda kendini tanıma konusunda da epey yol kat etmişlerdir. İş bitirici bir yapınız mı var? Tamam, bu çok güzel ama aynı zamanda geveze misiniz? Kötü yönlerinizi değiştirmek istemeniz veya istememeniz önemli değil. Öncelikle bunun farkına varın. Hangi yönlerinizin sizi hedefe ulaştıracağını hesaplayın ve buna göre davranışlarınızı törpüleyin. Yani o hatalarınızı düzeltin demek istiyor. Evet. Duygu ve düşünce dünyanızı değiştirin. Daha pozitif düşünmeye başlayın. Daha özgün düşünmeye yönelin. Sert ve tavizsiz davranışlarınızı yumuşatın. Buna göre davranışlarınızı törpüleyin. Daha pozitif düşünmeye başlayın. B değil bir kere. Evet. Daha özgür düşünmeye yönelin de değil. Ben A şıkkı diyeceğim hocam ya. Ama biz size bu konuda ne yapamayacağız? Destek veremeyeceğiz hocam. Çok üzgünüz. Davranışlarınızı törpüleyin. Yani günlük hayattan düşündüğümüzde tırnaklarınızı niye törpülüyorsunuz? Daha şekilli, daha düzgün dursun evet. diye. Davranışlarımızı törpülememiz de artık davranışlarımızın bir yoluna girmesi, o ortama uygun şekilde onları kullanabilme anlamına gelir. Yani sert ve tavizsiz olan davranışlarımızı ne yapmış oluyoruz? Yumuşatmış oluyoruz. Kesinlikle davranışları törpülemek deyince biraz daha toparlamak. Evet. Vay be. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sahip çıkmak, korumak anlamında kullanılmış bir deyim vardır? Bir deyim arayacağım ben. Yangından sonra o bölgeye kol kanat geren yerli halk yaraları sardı. Kol kanat germek aslında sahip çıkmak, oradakileri korumak değil mi? Sorumuz bizim için zaten ne olmuş? İlk şıktan bitmiş. Ama diğerlerine de bir bakalım. Senin bu lafların gözden düşmemize sebep oldu. Gözden düşmek, değerini yitirmek. Artık insanların bize eskisi kadar
ne yapmaması, değer vermemesi. Bu kavgadan sonra bize de gün doğdu. Hı-hı. Güneş bize doğru doğmuyor. Ne evet. yapıyor? Bizim artık ortaya çıkabileceğimiz, kendimize alan yaratabileceğimiz bir durum Hı-hı. sağlanmış oluyor. Bu araştırmadan sonra bazı olaylar gün ışığına çıktı. Yani ortaya çıkmak, herkes tarafından görünebilir bir hale gelmek. Cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Of, tutmak sözcüğünün anlamıyla kullanımı birbirine uymuyor diyor hangisinde? Anlam ele geçirmek, yakalamak. Evvela bu terbiyesiz köpeği tuttu, bağladı. Bu doğru. Evet. Anlam yakınında bulundurmak, avı koymak. Siz gelinceye kadar çocuğu ben tutarım. Bu da doğru. Evet. Benimsemek, beğenmek. Ama öylelerinde çevresi kimse sevmemiş, tutmamıştır. Bu da doğru bence. Uygun gelmek, çelişmez olmak. 81 yaşında da olsa çalışmak insanı zinde tutuyor. Çelişme yok. Bu değil. Zinde tutuyor. Yani bizim daha dinç olmamızı sağlıyor. Evet, ona sebep oluyor. Değil. O yüzden cevap D şıkkı olmuş. Oldu. Buyurun. Bu mısralarda geçen atasözünün anlamını karşılayabilecek bir kullanım aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır diye soruyor bana. Her güzelin bir bakışı, bir naz edişi vardır. Her konuğun bir gelişi, bir gidişi vardır. Kişiyi hor görme, elinden bir şey gelmez diye. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Atasözümü buldum. Soru benim için zaten ne oldu? Hı-hı. Çok çok daha kolay bir hale geldi. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır derken anlatmak istediğim herkesin kendine uygun bir yöntemi vardır. Bunu yapış tekniği vardır. Şıklarda da böyle bir kullanım arayacağım. Yine aile bireylerinin üzerine yürümeyi ihmal etmedi. Burada üzerine yürümek, onlara ne yapmak? Saldırmak. Hı-hı. Tepki vermek anlamında. İşi bıraktıktan sonra iki yakası bir araya gelmedi. İki yakası bir araya gelmek... Toparlanamamak anlamında. Kendine özgü çalışma teknikleri buldum. Özgü çalışma tekniğiyle bu projenin üzerinden geldi. Cevabımız da C şıkkı olmuş oldu. Öğrendiği yalanlardan sonra küplere bindi. Çok kızdı. Evet. Türkçenin en ilginç deyimlerinden birinin açıklaması deyimler sözlüğünde şöyle veriliyor. Kuyumcular yaptıkları yüzük, küpe, gerdanlık gibi ziynet eşyalarının üzerine mücevherliğin ışığını daha iyi yansıtması ve parlaklığını arttırmak için özel bir madde sürerler. Zamanla sürülen bu madde dökülür. Halk arasında yalan söyleyen, sahtekarlık yapan kişilerin yalanları ortaya çıktığında bu benzetme şeklinde ne yapılır? Bir deyim kullanılır. Bize bu deyimi soruyor aslında. Hangisi getirilmesi uygundur diyor. Pabucu dama atılmak değil. Hı hı. Foyası meydana çıkmak. Evet, bu yalanın ortaya çıktığı zaman evet, kullanılır. Avucunu yalamak. Değil, kozunu paylaşmak değil. Cevap da ne olmuş oldu? B şıkkı olmuş oldu. O sıvı foya mıymış şimdi onlara? Evet. Vay be. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır diyor bana. Şirkette dönen fısıltılara kulak kabarttı. Gerçekten kulağımızı kabartmıyoruz. Ne yapmış? Deyimleşmiş. Sen burada yokken senin olanlara elini bile sürmez. El sürmek yine burada deyim olarak kullanılmış. Ödevlerimizi yapınca öğretmenimizin gözüne girdik. Gözüne girmek yine deyim olarak kullanılmış. Ormanda çobansız kalan koyunları kurt kaptı. Burada herhangi bir deyim söz konusu ben değil. Ben bir ara B şıkkında da tereddütte kaldım. Sen burada yokken senin olanlara elini bile sürmez. Yani dokunmuyor gerçekten ama orada alıkoymadığını evet, söylüyor. Orada aynen öyle. Şey herhangi bir şekilde müdahale etmek, alıkoymak anlamında kullanılıyor. Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar, bir sonraki videoyla devam edeceğiz. Görüşmek üzere.